Ergündüler, Lefkoşa planı. Nereden bakarsanız bakın ortadoğunun Doğu'nun karıştığı, karışacağı görülmekte. Bunun pek çok nedeni var. En son Kudüs'ü gördük. Yeni yılda birlikte tansiyon daha da artacak. Peki sadece bu kadar mı? Değil elbette. Suriye İç Savaşı. Yemen İç Savaşı, Libya İç Savaşı, Suudi Arabistan Prens Operasyonu, Kuzey Irak Referandumu, Sünni Şii Gerilimi, DAEŞ'ın yeni bölgelere transferi, YPG'nin ordu haline getirilmesi ve son olarak Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması. Yanıldığımız nokta birbirini tamamlayan halkaları bizler tek olarak ele alıyoruz. Oysa yaşadığımız her şey düşünülen planın parçası. Peki uzaktan bakıldığında büyük hamleleri kim yapmakta? Galiba cevap verilmesi gereken soru bu. Olayı anlamak için bakanlar şunu rahatlıkla görebilir. Meydana gelen önemli hamleleri bazen Pentagon kaynaklı Amerika, bazen de Yahudi lobisinin sürüklediği organizasyon yapmakta. Kurumlarıyla. Yani bir ölçüde ikisi de Amerika. Kudüs krizi okullarda ders olarak okutulacak kadar önemli. Kudüs hakkında birkaç cümle yazamayacak olanlar, İslam coğrafyasını ateşe vermek için ellerinden geleni yaptı yapacak da. 2018'de birlikte bu kriz tırmanacak. Bir de bizim için çok önemli olan başka bir hamle gelecek. Hiç bilmediğimiz, düşünmediğimiz bir hamle. Bu hamlenin de merkezinde Amerika Birleşik Devletleri var. Küçük bir tarihi hatırlatma yapalım. Berlin bölünmüş Almanya'nın iki yüzüydü. Duvar yıkıldı. Berlin tek ve bütün bir şehir mi oldu? Hayır. içinde iki güç barınmakta. Teşbihte hata olmaz. Kudüs'te öyle. İki devlet, tek şehir. İşte bize gelecekleri yerde bu formata yakın. 2018 ile birlikte dünyada gündem Kıbrıs olacak. Lefkoşa olacak. Bu plan AIPAC'te yapıldı. Beyaz Saray yani Trump'la İsrail yeni yılda kapımıza Lefkoşa için dayanacaklar. Washington'ın amacı Türkiye'yi Kıbrıs'ta etkisiz kılmak. İtina ile hazırlanan planda Türkiye yok. Yeni yılda ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı senatörler Lefkoşa'nın Rumlara ait olduğunu hazırlanan haritalarla göstermeye başlayacak. Ardından Beyaz Saray ve Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu konuyu gündeme getirecek. Trump'ın da bu konunun masada konuşulması gerektiğini açıklamasıyla Dünyanın yeni gündemi Kıbrıs olacak. Başta İngiltere olmak üzere Almanya, Fransa'da destek açıklamaları yayınlayacak. Türkiye'deki iç kamuoyu da Rumların lehine bazı açıklamalarla genişleyecek. Trenin vagonları giderek çoğalacak. Uluslararası medyada etkin yayınlarıyla Türkiye'nin başkenti Ankara'yı suçlu gösterecek. Neden? Çünkü... Aypek güçsüz bir Türkiye, Türkiye'siz bir Akdeniz istiyor. Dahası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye karşıtı açıklamaları da garantör ülke Türkiye'nin elindeki kozları kaybetmesine neden olacak. Bizlerin gözden kaçırdığı bir olay var. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, Trump'ın Kudüs açıklaması yapılmadan önce Lefkoşa tamamen Rum toprağı olacaktı. Türk askeri de Kıbrıs'ın kuzeyinden çekilecekti. Darbe başarısız olunca bu önemli planda ertelendi ama vazgeçilmedi. Türkiye'nin Kıbrıs'taki tüm hakları elinden alınırsa Akdeniz'deki enerji yataklarının tamamı Aypek'in kontrolüne geçecek. Lefkoşa'da büyük elçiliği bulunan ülkelerin en az yarısı gelecek yıl bugün için Türk toprağı olarak kabul edilen noktalara taşınmanın planlarını yapıyor. Hatta elçiliği taşıyacak ilk ülke Amerika olacak. Amerikalı yetkililer Lefkoşa'nın Türk tarafında iki arazi belirledi bile. Orta Doğu'daki enerji kaynaklarının Amerikan sistemine dahil edilmesi için atılan adımlar başarılı bir şekilde ilerliyor. Ancak Akdeniz'de Amerika çok geri kaldı. Amerika'nın İsrail üzerinden Akdeniz'de birkaç adımı oldu ama bunlar yetersiz. IPEC, Orta Doğu'da bir savaş planı yaptı. Bunu da Suudi Arabistan üzerinden başlatacak. Arabistan ordusuna ait uçaklar Amerikan pilotlarıyla diğer Arap ülkelerini bombalayacak. Arabistan birçok ülkeyle karşı karşıya geleceğini artık net olarak görebiliyor. Gözaltına alınan prenslerin tümü Amerika'nın bu planını biliyor ve karşı çıkıyordu. Prens el Türkiye ise en akıllı Suud'tur. Onun açıklamaları Amerika'nın planının ne kadar seçenekli olduğunu gösteriyor. Arap dünyasını birlik olmaya çağırdı. Hem de öldürülme riskine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin planını ifşa etti. Orta Doğu'daki her ülke kendisini savaşa hazırlamalı. Çünkü artık savaş canları hepimiz için çalıyor. Üçüncü Dünya Savaşı olur mu olmaz mı bilinmez ama bölgesel kaos kapıda. Bölgesel ama dünyayı etkileyen bir savaş. Arap Baharı savaştan önceki fragmandı. Şimdi filmin vizyona gireceği gün bekleniyor. Dönelim yeni yılın ilk günlerinde sahneye konulması planlanan harekete. Türk şehri Lefkoşa koca bir taarruzla Türklerden arındırılmak istenecek. Başkent gitti mi devlet gitti demektir. 1964'te çizilen yeşil hat tasfiye olduğu zaman yeni kurallar geçerli olur. Türkiye iki millet iki devlet modelini savunmakta. Eğer Lefkoşa ileriye itilirse Türkiye'nin bütün tezleri çöker ve ortaya tek millet çıkar. Bu da 1699'dan sonra fethedilen tek toprak parçasının kaybı demek. Bunu başardıkları an bütün söz hakkı rumlardadır. Biz figüran bile olamayız. Tezgah bu. Eğer bu adamlar kafalarındakini hayata geçirirse, İsrail gelip Mersin'in burnunun dibinde gaz da arar, petrol de. Türkiye'yi ve Ankara'yı suçlu gösterecek medya saldırıları başlamadan önce hazırlık yapmaktalar. Türkiye güçlü ve büyük devlettir. Biz olmadan kimse bir adım atamaz. Ama kafalarında bu var. Bilinmesi önemli. Harekete geçtiklerinde nasıl bir savunma yapacağımız daha da önemli. Peki, AIPAC'in böyle bir plan yaptığından nasıl haberim oldu? Kim fısıldadı, kim işaret etti? Hiçbiri değil. Cevap uzaklarda, dikkatli gözlerde. CIA direktörü Mike Pompeo'nun West Point'ten sıkı dostu bunları yazdı. Hala çok sıkı arkadaşlar. Bilmem sizin için bir önemi var mı? Ama yazan da yazdıran da sıradan isimler değil. Not düşeyim istedim. Umarım böyle bir hamle gelmez ama geldiği zaman da hazırlığımız olsun. Hem İpek yolu hem enerji rezervi açısından Kıbrıs paha biçilmez bir ada. Unutmayalım planların da bu nedenle yapıldığını aklımızdan çıkarmayalım. Ergün Diler Takvim